Muaviye sevenleri Allah Muaviye'nin yanında haşretsin. Biz Ali'ciyiz. Bizi de Ali'nin yanında haşretsin. Allah Allah diyorum efendim. Ben artık yani Alevi falan. Ya Ali'ciyim arkadaş ya. Daha bir var mı? Türkçü ve Ali'ci. Efendim? Türkçü ve Ali'ci. Elhamdülillah Türkçülüğümüz tabii o ayrı bir bahis ve elhamdülillah Türk'üz. Elhamdülillah. Evet. Allah'a şükür bizi Türk yaratmış. Yani buna ne kadar şükretsek azdır. Türkçüyüz. Evet. Ve Ali çok çok önemli bir insan. İşin başından başlıyor. Neyse girmeyelim, çıkamayız derin bahislere girmeyelim. Bir gün Ali'yi konuşalım. Bir gün gündemimiz Ali olsun. Emredersin. Ali ile ilgili parçalar söyleyelim. Ne güzel olur efendim. Ve hep Ali'yi konuşalım. Ali'nin felsefeciliğini konuşalım. İlim adamı olduğunu konuşalım mesela. Hiç konuşulmaz. Ben Akay Kine'yi bir Alevi cemine götürdüm. Dinledi. Bunlar dedi bizim gibi. Ama bir itirazı oldu. Çok geçmişe takılmışsınız dedi. Biraz geleceğe bakın dedi. Dedim ki doğru söylüyor. Geçmişi unutmayalım. Ama geleceği unutmayalım. Yani Ali nedir? Ali bilim demektir. Bilim, bilim, bilim. Düşünce ve bilim. Yani kimse darılmasın. Yani bu söylediğim kitaplarda yeri olan şey. Bir Yahudi alimler grubu birinci halifeye geliyorlar. Diyorlar ki Allah nerede? Halife diyor ki arşın üzerinde. Gökte arşın üzerinde. Çünkü bir ayet var ya, 6 günde yarattı sonra arşı istifa etti. Onu öyle anlamış birinci halife. İşte Ali farkı burada çıkacak ortaya. Alim diyor ki, Yahudi alim, yani yerde Allah yok mu diyor yeryüzünde. Orada diyorsun, burada Allah yok. Allah burada yok mu diyor. Halife diyor ki sus diyor, kafir. Zındık oldun sen bu sözlerle. Şimdi seni öldürtürüm diyor. Adam da çıkıp gidiyor ve alay ediyor. Her yerde diyor gittik diyor. Bir şey sorduk adama. Beni öldürmekle tehdit etti. İşte bunların dini de bu diyor. Tabii çok dedikodu yapınca adam Ali duyuyor. Çağırıyor huzuruna. Diyor ki sizin ne sorduğunuzu ve size ne söylendiğini biliyorum diyor. Cevabı benden dinleyin diyor. Allah varlığı var etti ve o her yerdedir. Onun olmadığı bir yer yoktur ama o hiçbir yerde de değildir. Her yerdedir ama hiçbir yerde değildir. Ve o Nehcül Belaga'da başlangıç bölümünde anlatılan bir Allah tanımı vardır ki yani değme filozoflar öyle anlatamaz Ali'nin anlattığı gibi. Zahir ve batin açıklaması gibi. Evet. Her yerdedir. Zahir evet. Hiçbir yerde hiçbir de değildir. Yani bir yer tahsis edemezsiniz. O mekandan ve zamandan münezzehtir. Ama her zamanda ve her mekandadır aynı zamanda. Çok ilginçtir. Bunu ancak kuantum mekaniği, fiziği bilen bir kişi söyleyebilirdi. Ama tabii ki Ali biliyordu. Evet. Adamlar diyorlar ki tamam Müslüman olduk biz. Müslüman oluyorlar. Ali böyle bir Ali yani. Onun için Ali yolundan gidenler de yani elbet imamların hepsi de böyledir. Alimdirler. Mesela altıncı imam sadece fıkhın kurucusu değil, kimya biliminin kurucusu Cabir bin Hayyan'ın muallimidir, öğretmenidir. Ordinalist profesör yani. Evet. Evet. Ve... Hani öyle hoca moca deyince zannediyorlar bizim bu sahtekarlar gibi falan. Hayır böyle. Ya olur mu? Yani mesela Memun diye bir Abbas hükümdarı var. Filozofların eserlerini tercüme ettirerek işte Farabi'nin, İbn Sina'nın, Biruni'nin, Harezmi'nin, o İslam uygarlığının yüz akı olan filozofların ortaya çıkmasını sağlayan Memun. Ama Memun'a üzerinde etkili olan 8. imam, İmam Ali Rıza. Yoldaşlar bu işleri konuşalım. Ya tamam geçmişi konuşalım. Kadir Hum'u da konuşalım. Tamam konuşmayalım demiyorum. Kerbela'yı unutmayalım, unutmayalım, unutalım demiyorum. Ama onlarla birlikte ve onlardan çok geleceği konuşalım. Gelecek ne demektir?
gelecek Ali ve onun soyundan gidenlerin en önemli niteliklerinden birisi de düşünce özgürlüğü, boyutlu düşünme ve bilim üretimiydi. Evet, onun için ben Alicıyım. Benim Aliciliğimle Türkçülüğüm arasında da hiçbir çelişki yok. Onu da söyleyeyim yani. Alabildiğine ve olabildiğince Türkçüyüm. Zihnim öyle. Ne yapayım? Varlığı var eden bizi de böyle var etmiş. Başka ne soru? Güzel var etmişim.